Dünyaya her gelenin bir görevi vardır. Benim görevim de yazmak dostlarım. Yazar ölür, yazılar kalır. Ben de bir gün ölüme gideceğim. Benim de yazılarım kalacak. Ben en zor koşullarda dahi eğriye eğri, doğruya doğru deme cesareti gösterdim. Yazdıklarım okunacak her çağda. Çağlara ışıktır yazdıklarım, yazacaklarım. Celal Çukurlu, Çukurluoğlu'nun bir ferdidir. Soy kökleri rivayeten Göktürklerin batı yakasında yer alan Kıpçak Hanlığı'na dayanır. Gürcistan üzerinden Karadeniz'e inmişlerdir. Karadeniz'deki ilk yerleşkeleri Rize dolaylarıdır. Celal Çukurlu geçmiş itibariyle Rizeli, günümüz itibariyle hem Ordulu, hem Giresunlu, hem Fatsalı, hem de Alucralı'dır. Fatsa sevdalısı bir insandır. Baba tarafı Giresun Alucra Arduç Köyü Küçükdere mahallesinden, anne tarafı 18. yüzyılın başlarında Samsun Kavak'tan gelip Espiye'nin Sinanlı Köyü'ne yerleşen Bekaroğullarındandır. Büyük dedesi Çukurluoğlu Şükrü Bey, Balkan gazisi Sarıkamış şehididir. Celal Çukurlu her şeyden önce bir emek adamıdır. Sadece kendisi için emek ve zaman harcayan değil, karşısında yapılan haksızlıklara da Sokratesçi bir yaklaşımla baş kaldıran, en çetin koşullarda dahi sesini yükselten, yapmacıklıklardan uzaklaşan bir insandır. Eserlerinde yılın tesirli bir halk dili kullanmıştır. Defter ve kalemle geç tanışmasına rağmen hayatı boyu defter ve kalemi hiç eksik olmamış, meşakkatli dünyasında birçok makalenin yanı sıra bu zamana kadar 5 tane kitap yazma kabiliyetini göstermiştir. İlk kitabı talebelik yıllarında kaleme aldığı Okul adında bir piyes. İkinci kitabı Eğriye Eğri, Doğruya Doğru. Üçüncü kitabı Dünyada ve Türkiye'de Demokratik Süreç. Dördüncü kitabı Dünüyle Bugünüyle Fatsa. Beşinci kitabı ise Bir Anadolu Yazarının Kısa Notlarıdır. Felsefede Sokrates'ten, edebiyatta Ömer Seyfettin'den, tarihte Yılmaz Öztuna'dan etkilenmiştir. 30-35 yılda gerçekleştirdiği hayalleri vardır. Söz gelimi, Dünüyle Bugünüyle Fatsa adlı kitabını 1970'li yıllarda 15 yaşında ortaokul sıralarındayken yazmayı düşlemiş, ancak 2000'li yıllarda 50 yaşında 2007 yılında kaleme almış, 53 yaşındayken 2010 yılında yayınlamıştır. Yazarın hayatında buna benzer uzun soluklu projeler vardır. 5 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Fatsalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin Celal Çukurlu'nun kitaplarından yararlanarak Ege Ajans'a hazırlattığı Fatsa Tarihinden Sayfalar adlı belgesel, Dolunay Restoran'da yapılan bir toplantıda gösterime sunulmuş, Fatsa'nın geçmişinde iz bırakanlar ve günümüzde yaşayan değerleriyle birlikte yazara da Fatsa'nın sosyal ve kültürel hayatına yapmış olduğu katkıların anısına plaket takdim edilmiştir. Celal Çukurlu evli ve 3 çocuk babası olup Fatsa'da yaşamaktadır. Dostum diye piner.